Dedi bütün dokunun böyle olmasın. Şimdi istersen içerim geçerim yoksa bir bilgi alalım mı burada? Daha önceki farklı müdahaleler görmüştüm finansiyede. Aşağı frekanslar sorunluydu. Onların çekimini yaptık. Bunun uygun olarak tekrar edeceğiz. Bizim oralar çekildi. Kolay gelsin. Çanakkale Savaşları'nda Anafartlar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün karargah binası olarak kullandığı Bigalı Köyü'ndeki Atatürk Müze Evi'ndeyiz. Tabi uzun zaman hizmette olan bu bina, zamana, iklime ve doğal şartlara maruz kalarak bozulma meydana gelmişti ve bir dönem kapalı kaldı. Tabi hemen hızlı bir şekilde gerekli çalışmaları başlatıp Atatürk Evi Müzesi'ni hizmete sunmak, ziyarete açmak için çalışmalara başladık. İhalesi yapıldı ve şu anda sizin de gördüğünüz gibi restorasyon çalışması devam ediyor. İnşallah planlanan gibi Ekim ayında biter ve hızlı bir şekilde içerisinde teşrif edip, tanzim edip, teşrifatını bitirip buraya gelen ki en çok uğrak noktalarından bir tanesidir. En çok ziyaret edilen noktalardan bir tanesidir. Burasını hizmete açmak istiyoruz. Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı içerisindeki bütün alanlarda çalışmalar devam ediyor. Burası hepimizin de malum olduğu üzere Türkiye'nin gözbebeği gibi koruduğu ve değer verdiği bir yerdir. O yüzden tarihi yeniden ayağa kaldırmak ve insanlarımızın ziyaretine sunmak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor Tarihi Alan Başkanlığı olarak. Gazi Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı ve Çanakkale Savaşları'nın da büyük kahramanı ve kumandanıdır. Anafartlar kahramanıdır. O yüzden burası daha önemli ve anlamlı hale geliyor. Biz de bu duygularla hızlı bir şekilde burasını bitirip, içerisindeki teşrifat tamamlayıp hizmete sunmak istiyoruz. Sayın Valimizle beraberiz bugün. Burada en başta tabii ki hükümetlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Destekleriyle bu ecdat yadigarı, tarihimiz için çok önemli olan yerleri daha anlamlı ve güzel hale getirerek burada daha çok insanımızın gezmesini sağlamak ve bu bölgeyi daha çok tanıtmak istiyoruz. İnşallah 18 Mart'ta yaklaşıyor. 18 Mart törenlerine de buradan bütün halkımızı davet ediyoruz. 18 Mart törenleri sonrasında da ya Tarihi Yarımada'ya, Çanakkale Savaşları'nın, Çanakkale Kahramanlığı'nın, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bu topraklara bütün halkımızı, bütün milletimizi davet ediyoruz. Onları burada ağırlamaktan, misafir etmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız. Teşekkür ediyorum.